Çekimi Çağdaş Kışlaoğlu. Protez uzmanıyım. Protez üzerine doktora yaptım. Diş hekimliği eğitimi 5 sene. Onun üzerine de 4-5 sene okuyup protez uzmanlığı aldım. Ancak diş hekimi olarak tabii ki dişin her alanına müdahale ediyoruz. Sağlığına, kanalatı dersine, çürüğüne her alanına müdahale ediyoruz. Sağlıklı hale getirip ondan sonra da estetik kısmını yapmak bana keyif veriyor. Çünkü o iş biraz daha sanatsal olan kısmı. Nasılsın? Biz zaten senelerde tanışıyoruz ama tabii siz de bana çok tanıdık geldiniz. Sima olarak her anlamıyla tanıdık geldiniz. Acaba nereden? Acaba hatırlatın nereden? Bana. Hatırlatın, hakikaten merak ettim. Çok tanıdık geldiniz. Genelde bu dönemde herkes maske takınca gözleri görüyoruz. Gözlerden tanıdım ben sizi bir şekilde. 3 yıl önce ben bir arkadaşımla İstanbul'a geliyordu. Ben de sizi medyadan sürekli takip ediyordum. Hep Çağdaş Bey, Çağdaş Bey, hepimiz gibi. Sonra işte İstanbul'a gelmişken dedim ki ben hani dişlerimi yaptıramasam bile bir Çağdaş Bey'le bir tanışmış olurum. Evet. Acaba ne yapılabilir? Bir gideyim görüşeyim. Geldim size o gün. Evet. Bilsen Hanım'la aslında biz birkaç sene önce tanışmışız. Tanıştık. Sima olarak hatırladım ve nasıl hikayesini anlattı. Çok ilginç bir hikaye. Sanki kurgu gibi. Birkaç sene sonra sizler sayesinde ne kadar güzel yardımcı oluyorsunuz arkadaşlar. Ekip olarak yardımcı oluyoruz daha doğrusu. Birkaç sene sonra ne kadar güzel ki Bilsen Hanım'a özlediği dişleri ve gülüşü vereceğiz. Hoş bir hanımsınız aslında. Siz de çok teşekkür ederim. Güzel dokunuşlarla ekip olarak güzel bir iş yapacağız. Ve bizlerin amacı bu. Kemal, teşekkür ederim öncelikle. Ne bu demek, ben teşekkür ederim. Sosyal sorumluluk projesi aslında. Evet. O zaman büyük değişim başlasın mı? Hadi gel, içeri geçelim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Dişlerimden çok utanıyorum. Dişlerim çok kötü durumda. Özgürce gülmek istiyorum. Kemal Bey'in beni bu özgürlüğe kavuşturacağına da gönülden inanıyorum. Burada birkaç durum görüyorum. Birinci durum şu. Hı. Üst dişler kısa, ön iki diş. Yanlar uzun olursa buna negatif smile deniyor, eksik iliş. Bu şekilde benim amacım ne olacak? Pozitif smile getirmek. Artık bu mu? Evet, evet, hakikaten. Güldüğün zaman dudağı takip etmesi lazım. Yani bu dişler dudağı takip edecek. Ön iki dişi uzatacağım. Bir miktar öne alacağım. Bu da size daha pozitif bir hava verecek. Niyetim şu. Öncelikle diş etleri çok sağlıksız. Lazerle bütün diş etleri iltihabını gidermek niyetindeyim. Diş etleri sağlıklı hale gelince bütün dişler arasında çürükler var. Bu çürükleri temizleyip onlara estetik olarak estetik dolgular yapacağız. Bu tetrasiklin demiştiniz siz. Bant bant o koyulukları görüyoruz. Diş gelişirken bu ateşli hastalık oluşmuş. O yüzden baktığınız zaman bant bant dişlerde bu renklenmeleri görebiliyoruz. Onları bakın ve zamanla tabi oralardan çürümeye başlamış. Başlamış. Eksik gülüş var. Güldüğü zaman dişler, ön dişler kısa, yan dişler uzun. Eksik gülüşü artı gülüş haline getireceğim. Üzerine yaprakçıklar, lamineler yaparak, bazı dişler çok çürükse onları tam kaplayarak tek 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 gülüşü şekillendireceğiz ve sonucu beraber yaşayıp göreceğiz inşallah. Ve huzurlarınızda bir sen, anne tanıştırayım. Teyzeniz tanıştırayım. Ben sizi yalnız bırakayım, değerlendirin. Ondan sonra ben de gerekli hazırlıklarımı yapayım. Ben onun biraz endişelerini alayım. Anlaştık, tamam. Bilsen Hanım'la çıktığımız yolculuk biraz zor bir yolculuk benim için. Ancak 2 hafta gibi bir sürede toparlamayı düşünüyorum. Birkaç seans yapacağız. Keyifli seanslar olacak. Bilsen Hanım, gördüğüm çok uyumlu bir arkadaşımız. Belli ki bize yardımcı olacak. Bana güvendi, bana güvendi. Boşa çıkarmayacağız ve çok keyifli bir iş yapacağız. Dişi takıyorum. Bakın, yüzey karakterine her şeyi girdim. Ve ışık geçirgenliği de gerçek diş gibi. Takalım bir. Arkadan ışığı vereyim. Işığı verdikten sonra mikroskopla da kontrolünü yapayım. Işık geçirgenliği aynen doğal diş doğal gibi. Doğal diş gibi. Şunu kaldıralım, rahat rahat bakalım. İnanamayacaksın bir sen. Bakayım şöyle, kalkalım biraz. Öncelikle diş etleri iltihaplandığı için, diş etini sağlıklı hale getirmek için kürotaj işlemleri, lazer işlemleri, diş taşı temizliği işlemleri yaptık. Bilsen Hanım'da birçok çürük vardı. Onları temizledik, dolgu yaptık. Bazı dişlerde sinirine kadar gitmişti. Sinire enfekte olmuştu, enfeksiyonlar vardı. Bu yüzden mikroskobik kanal tedavisi yaptık. Hadi gösterelim. Hadi gösterelim. Aynayı alayım. Haydi bakalım. Buyurun, yeni gülüşünüzü takdim ediyorum size. Yeni gülüşünüz. Canımsın. Çok heyecanlıyım, bak ellerim su gibi. Hadi geçiyor, bak şimdi göreceksin. Hadi evet. Aynaya al. Buyur lütfen. Biraz şöyle geliş. Hazır mısın? Aman Allah'ım. Yaklaştırıyor işte. Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Çok ya, güzel bakayım. Olmuş. Bakın.
Yani o özgürlük her şeye değer. Özgürce gülebilmek muhteşem bir duygu. Çok güzel olmuş ve çok doğal olmuş dişlerim. Çok rahat olur ama hakikaten çok keyifli oldu. Çok ve güzel olmuş, elini tutma. Bana Martı ile çekilmiş resmi gösterdi. Hakikaten resmi çekmişsiniz. Hakikaten güzel. Güle güle kullanın. Umarım güle güle gerçek evet, anlamda. Bu size şans getirir, mutluluk getirir. Çok teşekkür ederim. Muhteşem olmuş gerçekten. Ben yıllardır bunun hayalini kuruyorum. Rengi gerek yapısı çok doğal olmuş. Sanki yapılmamış kendi dişlerim gibi. Muhteşem olmuş. Daha ne söyleyebilirim ki? Çağdaş Bey'in ellerine sağlık. İnanmıyorum. İnan. Harika olmuş. Çok teşekkür ederim. Bence mükemmel oldu. Çok doğal, çok güzel. Sanki kendi dişleriymiş gibi oldu. Ben çıkan sonuçtan çok memnunum. Ne kadar güzel bakın. Hayal etmiş, sizlere ulaşmış. Sizlere ulaştıktan sonra da bu hayalini biz ekip olarak gerçekleştiriyoruz. Ne kadar mutlu bize.